Selam gençler. Konuya geçmeden önce yine bir teşekkür girişi yapmak istiyorum. Ramazan bereketinden bahsetmiştim. Her yeni videoyla ailemiz biraz daha büyüyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Bir de çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Bunun için de ayrıca böyle beni motive eden yorumları görmekten dolayı çok mutlu oluyorum. Bunun için de ayrı bir teşekkür. Bahsedeceğim. Bugün kadim 21 gün kuralı. Kadim 21 kuralı aslında ama 21 günden bahsedeceğim. Hayatınıza nasıl uygulayabileceğiniz ve size neler katacağından bahsedeceğim. Evet. Konumuz bu. 21 gün kuralı nedir? Ondan bahsedeyim. Öncelikle tekliği bir şeyi 21 gün boyunca yani bu 21 günün sonunda o yapmak istediğimiz şeyi hayatımızda bir alışkanlık haline getirmek esasında bu ama bunu uygulayabilmek için o yapmak istediğimiz alışkanlık haline getirmek istediğimiz şeyi 21 gün boyunca mümkünse aynı saatte yani günün aynı saatlerinde her gün uygulamak üst üste. Hiç mola vermeden tıpkı bir zincir gibi yani o zincirin herhangi bir halkası eksik olmayacak. 21 gün boyunca düzenli ve mümkünse etkisi çok yüksek oluyor çünkü aynı saatte yaparsan bir şeyi 21 gün boyunca yapıyorsun ve sonrasında bilinçaltın beynine bir mesaj gönderiyor. Daha doğrusu bilinçaltına gidiyor bu mesaj. O da şu oluyor. Bu artık parçam bunu biraz bağımlılık gibi bunu biraz bağımlılık haline dönüştürüyor beynim ve 21 günün sonunda yani 22. günde o alışkanlık haline getirdiğin şeyi yapmadığında beynin sana oyunlar oynamaya başlıyor. Yapman gerektiğini hissediyorsun o şeyi. Yapmadığında da içinde böyle bir eksiklik oluşuyor. Bu da neye uygulayabiliriz? Ona da geçeyim hemen. Çok basit bir örnek vereyim. Çok basit. Mesela sabah 6'da kalkmak istiyorsun değil mi? Ama 8'den 9'dan aşağı kalkamıyorsun mesela. Her gün, ilk günler çok zor olacak zaten oraya da geleceğiz. 6'da kalkıyorsun her gün. 21 gün boyunca 6'da kalkıyorsun. İlk haftada değil, ilk 2-3 gün senin için böyle bir azap evresi olabilir. Çünkü yani neticede bu keyif veren bir şey değil, anladın mı? Verdiğim örnekten yola çıkıyorum, başka bir şey belki sana zevk verebilir. Sabah 6'da kalkmak belki senin için böyle hamallık gibi gelebilir. Ama bunu ilk haftayı atlattıktan sonra özellikle geri kalan 2 haftada toplam 21 gün ya. Böyle zaten 1. haftadan sonra artık vücut buna alışmaya başlıyor. Yani bu senin için rutinleşmeye başlıyor. 2. hafta sonunda yani son haftaya girdiğimizde yine örnekten yola çıkalım. Belki alarm bile kurmaya gerek duymadan artık 6'da kalkmaya başlıyorsun. Çünkü biyolojik saatin ve bilinçaltın buna odaklanıyor. Seni erken yatırıyor belki. Vücudun buna aç oluyor. Ve 6'da da 5 tabii ki tak diye 6'da kalkmıyorsun böyle ama. 5-5.30 belki daha erken o saatlerde uyanmaya başlıyor bilincin. Kalk diyor vücuduna. Bu çok basit oldu. Bir tane farklı bir örnek verelim. Mesela ben size sürekli kitap okuyun diyorum değil mi? Aranızda hiç kitap okumayı sevmeyenler veya vakit bulamayanlar olabilir. Onların kendilerinde kitap okuma alışkanlığı oluşturma isteği oluşabilir. Belki istiyordur adam ama ya sevmiyordur ya da
da vakit ayıramıyordur buna. Bahane üretiyordur. Bunu da şöyle yapabiliriz. Mesela her günün sonunda saate 10'dan 10.30'a kadar, sadece yarım saat. 10'dan 10.30'a kadar 21 gün boyunca her gün aynı saat aralığında kitap oku. İlla ki o zamanı yaratabilirsin kendinde. İlla ki yarım saat ya. Televizyon izleme, arkadaşınla konuşma, sevgilinle mesajlaşma. Anladın mı? O yarım saati kendine ayır 21 gün boyunca. 21 gün sonunda ne oluyor tabii ki? Tahmin edeceğin şey oluyor ama. O yarım saat belki daha da uzayacak zamanla. Belki çok daha farklı zaman aralıkları geliştireceksin kendine. Belki sabah kalktığında bir saat, akşam yarım saat, gece yatmadan önce yine bir saat. Belki hayatında çok daha böyle sana bir şeyler katacak bir hobin oluşacak. Bu iki örnekten yola çıktığımızda toparlarsak konuyu. 21 gün kuralı senin hayatında bir şeyi alışkanlık haline getirmeni sağlayan özel bir teknik. Buna başka örnek vermeye gerek yok. Sen kendi hayatından kendine örnekler ver, kendinle konuş. Ben sana burada tekniği anlatıyorum sonuçta. Ekstra verebileceğim bir şey yok sana. Ama teknik şu. Toparlıyoruz. Hayatında alışkanlık haline getirmek istediğin bir şeyi seç. Onu 21 gün boyunca kesintisiz 21 gün, yani her gün yapmakla mükellefiz. 21 gün boyunca mümkünse her gün aynı saat aralığında o şeyi yapacaksın. Kendine söz vereceksin. Söz ver kendine. Aksatma, bahane üretme. O yüzden kitap okuma örneğinde verdiğim gibi yarım saat çok değil. Hadi 15 dakika olsun be. 15 dakika kaybın olacak 15 dakika için. Kendine bahane üretme. Çok basit yani. 15 dakika. Yani başka ne söyleyebilirim bilmiyorum bu konuda ama hayatında kullanabileceğin, benim sık sık kullandığım, denediğim, bazen başarılı olamadığım tabii ki. Ben de şey değilim yani, burada bu da değilim. Benim de yapamadığım çok şey oldu. Ama ben bu tekniğin başarısını çok fazla gördüğüm için bunu aksatmadan başarabilirsen zaten başarıya ulaşıyorsun. O 21 gün içinde o zinciri kırdığında zaten başarısızsın. Yani teknikle ilgili bir sorun olmuyor orada. Tamamen seninle ilgili oluyor sorun. Diyeceklerim bu kadardı. 21 günü eğer bir öğrenciysen, öğrencilik hayatına nasıl katkılar olabilir? Ona kafa yor ve 21 günü buna yorumla. Eğer bir çalışansan veya kendi işin varsa veya kitap gibi bir hobi edinmek istiyorsan, bunu alışkanlık haline getirmek istiyorsan hayatında, yine bunu 21 gün kuralıyla uygulayabilirsin. Çok basit bir kural. Ama müthiş etkileri olan bir kural. Boş konuşmuyorum burada yani. Bu kuralın tekniği tamamen bilinçaltınıza mesaj göndermesiyle ilgili. Size çok bağımlılık haline getiriyor. Çok da uzatmayalım. Bağımlılık haline getiriyor seni o yaptığın ve 21 güne yaydığın şeyle ilgili. Bu yüzden hayatında yapamayacağın hiçbir şey yok. Bu verdiğim, diğer videolarımda da verdiğim tekniklerle birlikte hayatında uygulamak istediğin her şeye sahip olabilirsin, yapabilirsin. Tamamen kafanda video olay. Tamamen sende olay. Tamam. Bugünkü kişisel gelişim köşemizden herkese iyi geceler. Sizi tekrar öpüyorum ve çok sevdiğimi unutmayın size. Yorumlarınıza daha da mutlu oluyorum.
ihmal et.